aynı Kayseri'deki gibi şehrin içinde kale. Yani etrafını surla çevrili. Kayseri videomuzda da onun etrafını yürümüştük. Burada da aynı öyle. Hayır, beraber gidelim. Hayır. Aynı burada Kayseri gibi kalenin etrafını, surların etrafını yürüyoruz. Çok güzel. Her taraf yeşillik. Bakın hala suların etrafında yürüyoruz. Şu delikten çıktık. Sezer sıcaktan yoruldu. Daha ilk 2 saattir dışarıdayız. Ya. Bankları daha güzel. Yarın sabah. Evet. Allah'ın aşkına ciğer yiyip Mardin'e yola. Evet, Mardin'e gideceğiz. Ondan bugün çok şey yapmayalım. Yormuyoruz kendimizi bugün. Yormayalım. Biz yavaş yavaş gidelim. Aynen. Bugün bir müze gezisi yaptık. Hepsi zaten yarın kale içinde. 100 kilometre yol gideceğiz. 100 kilometre döneceğiz. Mardin'in içinde gezeceğiz. Mardin'de kalmıyoruz biz. Diyarbakır'da kaldığımız için tekrar kalmaya Mardin'den döneceğiz. O yüzden aynı gün git gel yapacağız. Yol uzun. Bugün böyle ayısta ayısta geziyoruz. Bir de hepsi kalenin içindeymiş zaten müzelerin. Hep beraber görmüş olduk. Merkezinde birkaç tane müze var da. Onlara da artık salı gibi. Yalnız Kayseri gibi etrafı surlarla çevir dedim ama bu daha da büyük sanırım çünkü hala arabayla gidiyoruz ama surların yanında. Kilometre kaldı. Bakın hala surların etrafı devam ediyoruz. Bu gerçekten bayağı büyük. Diyarbakır'ın surları. Bak o kadar yol geldik yine surların etrafındayız. Bayağı büyük arkadaşlar, çok şaşırdım gerçekten. Gerçekten mi? Sezer'le çarşıya dolanalım dedik. Nereye gidiyoruz Sezer? Meryem Ana Kilisesi gibi bir şey. Tamamdır. Meryem Ana Kilisesi. Yolları taş yol, binaları taş ev. Giriş arka taraftaymış. Giriş ücretliymiş. Zaten kilise genelde de zaten gezdiğimiz yerlerde kilise geziyoruz. O yüzden girmeme kararı aldık. Zaten sayılı güne geliyoruz ya buraya. Şimdi orada vakit geçirmeyelim dedik. Burayı es geçtik. Bu fırsatımızı başka yerde değerlendireceğiz şimdi. Buradan bir çıkış yok, geç. Şapır şapır sulu. Burayı kapatmışlar. Yol oradan gözüküyor ama biz arabanın yönünden bakar su arttı, şiddet arttı. Yani bu laftır gerçekten sizlerin macera filmlerinde izlediği sahneleri biz burada canlı. Düşünün, Diyarbakır'da bu çocukta mutlak saygı vardı. Tartışmasız bir saygı vardı. Ve o çocuğun gösterdiği saygı emin olun kitaplara sığmazdı. Sadece bir çocuktan bahsediyoruz. Yani bayan olsun, erkek olsun fark etmiyor. Hiçbir zaman bir şey para öncelikli yapılamazdı. Ayıp sayılırdı. Hatta o kadar radikaldi ki bu konu. Bir fakir geldiğinde zengin. İşsizlik çok fazla, geri kalmışlık yaşıyor. Ben dedi ki artık bir beraber evde sorun oldu. 70 yıl öncesi böyleydi.
köşkü bahçeler yer oturması açar işte. Gazi köşkü bahçeler dediği yer orası. Şurası abi gerçi. Evet, şey. Orası. Önce bu kent müdesini bir gösterelim. Tamam abi. Şimdi o eski manzarayı bir de suyun üstüne görün. Abi suyun üstüne çıkamıyoruz. Ne? Kor, çok korkusu var. Yok abi, bir şey olmaz. Yok ama. Kent müdesini gösterelim size. Hangi şey? Ben size böyle bir yer göstereceğim. Adamın tam bir aynen abi. İşte burası yapan sanatçımızın adı Gündoğar. Süleyman Külbesi'nin olduğu yer. Hazreti Süleyman Diyarbakır'ı Müslümanlıkla tanıştıran sahabidir. Peygamber Efendimiz'in vefatından 7 yıl sonra Diyarbakır'ı orduyla teslim alıyor. Onun kabri de hemen az ileridedir. Onu gördük abi. Evet. Şimdi bunun dışında gördüğünüz kabir ve falan bu. Mesela şu kervansaray demiştik ya. Görüyorsunuz değil mi rakamlar? Aynen. İşte mesela şurası. Şu Ulu Cami. Ulu Cami Hasan Paşa Hanı gördünüz. 48'in yanındaki büyük yapı var ya. Bu Hasan Paşa Hanı. Diğeri de 27 Ulu Cami. Ondan sonra şu 12 21'e doğru gidiyor ya. Aynen abi. 21 bizim bulunduğumuz yer. Şu sokak. Evet, hemen şu cadde ve bu. Şurada abi kervansaray şu. Evet. Kervansaray şu. 21 o gördüğünüz yer. Bu sokaklar tamamen doğrudur. Yani burada kaç tane yapı parsel görürsen harfi harfine adamın 22 senesini aldı. Sanatçının iş yeri zaten dediğim gibi şu karşıdadır. Şimdi buradan döndüğü zaman mesela bu caminin diğer kısmı işte bizim sizinle karşılaştığımız yer şu noktalar. Oradan birazdan göstereceğiz. Birisi Behrampaşa Camisi, öbürü Lale Bey Camisi, birisi Melikahmet Caddesi Camisi. Ve bu şartlarda Türkiye'de en çok caminin bulunduğu ilçelerden bir tanesi, hatta dünyada Diyarbakır Sur ilçesi. Aynı da Anadolu ilk camisi yine Ulu Cami. 639 yılında Müslümanlar orayı fethederken işte önce sinagog, buradan sonra şeyden kiliseye, kiliseden de camiye dönüştürüyor. Yaklaşık 1350 yıldır Diyarbakır'da cami var ve Anadolu ilk camisi. Dört parçadan oluşuyor. Her bir parçası da bir simgeyi oluşuyor. İslam'ın dört şeyinden biri, mezheplerinden birini anlatıyor. Her birine de özel bir ayrıcalık tanınıyor. Özel itina gösteriyor böyle. Alimlerin çıkış merkezi, aynı zamanda bilimsel çalışmalarının yürütüldüğü yerler yine oralar. Çok yoğun bir sosyoloji ve ekonomi trafiği oralarda dönüyordu merkez olduğu için. Tabii önceleri merkezi. Mesela eskiden atlarla, develerle, katırlarla Mekke Medine'ye gidilirken şu kervansaray kullanılırdı. Burada her şey çok ucuzdu. Önce dediğim gibi insani değer ve İslami değer güdülürdü. Ekonomik değer düşünülmezdi. Bu yüzden herkes burada yükünü iyice alırdı, iyice dinlenirdi. Gelirdi burada iyi bir rehber de tutardı. Buradan Orta Doğu'ya açılırdı. Orta Doğu o zaman dünyanın merkeziydi. Yani ticaret merkezi, kültür merkezi, bütün bilim adamına çıktığı merkez Buhara, Semerkant, Bağdat, Diyarbakır, bir de Mekke, Medine. Bu beş saydığım şehirde bir de Şam'daydı. Tüm Orta Doğu alimlerin tamamı bu altı şehir başta olmak üzere son nokta olan noktayı. Buradan İslamiyet daha İstanbul'da tanışmamıştı. Bu yüzden burası son nokta. Bundan sonra alim yoktu. Selam aleyküm. Tesmih anlat bir reis. Evet. Haritasını evet. İstiyorum. Evet. Zaten o cami bunu ispat etmekle beraber. Şimdi o dönemlerin Avrupa'nın en... Diyarbakır'ın Karaca'da sönmüş volkanı var. Oradan gelen parçacıkları atölyelerde, taş atölyelerinde... Surdan içerisi abi... Şu anda bir surun içindeyiz. Yok. Biliyor musun? Dışında yerleşim yoktu o zaman. O zaman yoktu. Biz neredeyiz? Gel gülüm. Bak 21'i görüyor musun? O 21 özel olarak verdi. Anlamını biliyor musun 21'in? Diyarbakır'ın plakası. Hiç tanışmadın mı? Çünkü buraya...
Çok mu sevdi? Çok sevdi. 17 yıl de seni çok sevdi, merak etme. Siz ayrılmaz ikilisiniz artık ha. Tamam mı? Siz ikiniz ayrılmaz ikilisiniz. Kitap yazarken zaten buraya geleceğim çünkü Sur'la ilgili kitap yazacağım. Ben. Bir tane söyleyeyim bakayım. What is your name? My name is Adi. Oh, where are you from? Oraları bilmiyorum. O konuya geçmediniz mi? Şöyle. I'm from Mardin. I'm from Mardin. Are you living in Mardin? Numara olduğunda 30'a yakınız. Mardin'de mi yaşıyorsun? Sen de söyle. Hoş geldin. Şu an biz surların içindeymişiz. Yani çepeçevre gördüğünüz üzere çok şaşırtıcı ve çok güzel. Yani ben Sur deyince kısa bir bölüm olarak aklıma getirmiştim ama görünce bir başka. Okumakla olmuyor sadece. Gelip görmek tasdikliyor. Şurada surlar var. Çepeçevre etrafımızda. Eskiden surların dışında bir yaşam yokmuş. Sadece 6'da 7, 8'de sanırım kapılarını kapatıyorlarmış. Kapılar varmış. Aa, buranın karpuzu mu meşhur? Diyarbakır karpuzu. Hediyelikleri aldık. Yola devam edelim. Şimdi Diyarbakır Kent Müzesi'ne geldik. Ama hep müzelerin taş yani böyle. Çok güzel. İmam torunları ekmek için yola koymuşlardı. 8000 kişilik mücahidin 1000 tanesi Resul-i Ekrem sahabesi ve geri kalan 7000'i ise tabiine uçmaktaydı. Hafızlar Hayber, Kardesi. İki cihan serverinin yıldızları ve meşaleleri Amit topraklarına ayak bastı ve Anadolu'daki ilk ezan için çadırlar kuruldu. Bekleyiş 5,5 ayı aşmıştı ve nihayet beklenen mucize Seyfullah'ın çadırında kendini gösterdi. Gecenin kör vaktini tekbir nidalı ve fethi haşkı güneş gibi aydınlandı. Çok güzel. Çok güzel. Bizim en zor taş budur. Bakın, lale çizimlerini görüyorsunuz. Mesela Mardin taşını şekillendirmek buna göre çocuk oyuncağı. Bu bazalt taştır. Şu, benim dediğim bakın, yemek burada pişer, burası harem, orası selamlık, buradan içeriye verilir. O yüzden içecekleri, haremli, selamlık, o yüzden ön tarafta koyuyorlar, döndürüyorlar, diğer taraftan alıyorlar. Siz de duydunuz. Denk geldi.
Şarjımız kaldı bak. Bak o şey dönen şey gördün mü? Haremlik selamlık olarakmış. Evet. Buradan koyuyor erkekler. Döndürüyorlar. Diğer taraftan bayanlar alıyormuş. Bu rehber anlatırken denk geldi. Hırra takım. Yazanlar. Hadi hadi. Geleneksel kıyafetler. Taşlı. Neden ya babaannem? Ne elbiseleri? Düşman görürse biraz şey olur ya. İyi olmaz ama. Sonağına girdik. Orada yöresel kıyafetleri var. Taşlı gördünüz. Örs mescitmiş. Konak. Az önce de kent müzesini gezdik. Böyle taş şeklinde müzeler. Yani duvarları taş duvar. Çok güzel. Kendi müzeyi bir defa böyle denk geliyoruz. Diğer minarelerden farklı sekizgen gövdesi olmasıymış. Buradaki müzeler çok güzel çünkü diğer müzeler bina şeklinde. Burada taş duvarlar, taş binalar. O yüzden gezmesi daha güzel olur. Sezer, adım başı ayran içiyoruz. Naneli diye belki. Ayranlar bir de naneli. Gerçek nane var içinde. Çok güzel. Burası yeraltı çarşısı olarak geçmiş. Hani öyle yazıyor. Çantalar var. Saat 4 oldu. Bizden bu kadar. Bu sıcakta yorulduk artık. Şu an arabayı arıyoruz konumdan. Bayağı surun etrafını tam tur dönmüşüz. Bayağı surun etrafını gezdik. Arabayı arıyoruz şu an. Evet. Evet, araba aşağıda kalmış. Aşağı doğru iniyoruz. Fotoğrafların konumları gerçekten iyi oluyor oradan. Hiç uğraşmadan halledebiliyoruz konum olarak. Video çektiğim için en son çekilen videoya göre konumdan arabayı buluyoruz. Şu ağaçları da size çekmek istedim. Çok güzel.
gitmiştik. Akşam çıkarsak görüşürüz. Çıkamazsak Mardin'de görüşmek üzere. Evet, şimdi kahvemizi içtik. Oranın manzarasını göstereyim, çok güzel. Şimdi de abi, yani lezzet de formül de değişmedi. Öyle ki... Aynen. Şakşuka, türlü yemeği. Böyle zafiyet olsun. Şimdi yemeğimizi yedik, biraz yürüyelim dedik. Havuzun kenarına geldik, böyle kafeteryanın kenarında havuz var. Efendim? Evet, bayağı bir odası var.